Aha, vallahi buldum abi. Amendayı buldum. Hadi bakalım bunu nasıl kurtaracağız? Ya kardeşim. Oha! What the fuck? Ayı tuzağı var ve eğer bundan kurtulamazsak paramparça olacağız. Abicim 1,5 dakika süremiz var. Filmin devamında anlatırdım. Biraz olaylar değişiyor ama onu duyması gereken o şu an uyuşturulmuş durumda. Oyunun nasıl işlediğini bilir. Senin Allah belanı kahru perişan et. Sanırım anılarımız eskiye hatırlıyoruz şu an. Gözümüzü de füz kutusuna yerleştirdik ve kapımız açıldı. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir testere bölümünden hepinize selamlar. İlk bölümde neler olduğunu kısa bir özet olarak gördünüz, o yüzden ilk bölümde neler olduğunu anlatmama gerek yok. Son olarak füyüzümüzü buraya sigorta kutumuza takmıştık ve kapımız açılmıştı. Evet. İçi açılmış 4 ceset var. Bakın bıçak senin için kötü olabilir. Bıçak senin için kötü olabilir. Dikkatli seçim yap. Şimdi şöyle bir filmden hatırladığım kadarıyla testerenin dediği şeyleri dikkate alman gerekiyordu. Çünkü mesela ona uymayıp da ölen çok fazla insan var. Halbuki onun dediğine güvenmeyip yani. Halbuki doğruyu söylüyordu. Fakat bana bıçak, cerrah bıçağı, ses bandını çalıştır. Ben bir ses bandını çalıştırayım. Yakında buralı. Dediğim gibi yap ve doğru. Eğer yanlış olanı araştırırsa hazırlıklı ol. Anladım. Eğer yanlış bir cesedi araştırırsak sanırım saldırı mı yiyeceğiz? Evet, kapı kapandı abi. Tam vücudu araştır. Anahtar. Tek attım ya la. Testini zaten geçmiştim. Hala dersini alamadın değil mi? Aman da bu. Çünkü bağımlılık dedi abi. Amanda neyse işte, ben Amanda demeyi tercih edeyim. Uyuşturucu bağımlısıydı diye hatırlıyorum abi. Peki ben inat etsem, bunları da arasam bana mı girer abi? Yanlış ceset falan dedi çünkü. Ya zaten tekrar başladığımız şeye dönebiliyoruz. Ben çok merak ettim abi. Şunları da bir aramak istiyorum. Ne oldu? Ne oldu lan? Bana mı azıyor? Lan beni öldürmeye mi geliyor? Bunu da açayım. Herhalde yanlış dediydi, oydu ya. Bunlar boş. Değil mi? Tamam. Abi başımıza bela aldık durduk yere. Sırf fazla merak göte demişlerdir. Keşke dinleseydik testere reisi. Kendim deyip kendim dinlemedim. İnanılmaz. 3 tuşuna basarak kapıları sürgüleyebilirsin. Böylece düşmanların kapıları açmasını engellersin. Anladım. Barikat kuruyoruz yani bir nevi. Sürgü kaldır 3. Bir aç. Ananı sikişim. Lan! Seni gidi karaktersiz köpek. Ne oluyor? Tuzağa mı başladı adamın? Tuzağa başladı abi. Ben levyemi almaya geri gitmem lazım. Levyemi almam lazım, orada patlasın. Adamın tuzağı bu devreye girdi çünkü. Galiba patlıyor. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Bana bulaşmayacaktım. Demira su içeyim. Ha, ana kapıya dönmem gerekiyordu benim değil mi? Tamam. Doğru yoldayız. Evet, bu ceset. Ana kapıya geldik. Şimdi burada Amanda tuzakta, biliyorsunuz ki. İlk iki filminin başrollerinden biri, bilmeyenler için. Main hallway. Kapıyı aç. Tamam, ana... Kardeşim yapma onu. Arkadaşlar, rakibimiz buysa bu nasıl bir rakip lan? Az dövüşeydik.
Akıl hastanesindeki bazı yollar diğer yollara göre daha tehlikelidir. Tehlikelerden geçmeye çalışın ve aralıklanarak dengeyi sağlayın. Başka bir şey diyor musun? Demiyorsun. Kabul. İleri. Ha tamam anladım. Tamam, güzel. Güzel mekanik hocam, beğendim. O ne öyle? Özgürlük mü? Ben buradan çıkayım gideyim. Detective Tab. Şimdi benim sanırım kilidini aç. Anahtar lazım bana. Peki kayıt noktası aldığıma göre doğru yerdeyim. Sanırım o kapıyla bir işim yok. Öyle de olabilir diye düşünmüyor değilim. Kilitli olan her kapıyı da zorluyorum yine her zaman gibi. Ne buldum? Bandaj. Tepene mi atıyorum? Ha aldığım an heal diyor sanırım beni. Tamam. Şu çekmece sanırım... Lan! Ne oldu? Çivi. Ne yapacağım? Ha. Anlamışım. Tamam. Sağlık şırıngası çok güzel. Sende ne var? Bir şey bulamadım. Puh, Allah kahru perişan herisi. Devre kutusu kilidini aç. Bir dakika, şunu araştırdım mı ben? Şunu da araştırdım, bir şey bulunamadı. Kapıyı aç. Burada loot yapmam isteniyor sanırım benim. Loot yap... ben bu vidayla... Gerçi anahtar istiyordu oraya da, yine de içimde kalmasın, denemek istiyorum. Vidayla burayı açmaz değil mi? Artık Amanda'nın oyununa gelsem peki ne dersiniz? Oku. İsim, kendinden geçme, hasta numarası, tarih 14 Nisan 1998 mu? Aynen. Diğer taraftan sürgülü. O ne lan, ne aldım? Hasta değneği mi aldım lan ben? Kafama düşmeyecek değil mi o? Allah Allah. Bir takım uyarılar geliyor sanki bana testleri reisden ama. Yapma, yanarız. Yine denge tahtamız gidiyoruz. Allah. Tamam, çok güzel. Kontrolü sağladık. Şimdi... Buradan karşıya mı yoksa buradan mı? Allah belanı vermesin, çok korktum. Bandaj al. Koltuk değneği daha mı işime yarar ki bilemedim ama. Diğer taraftan sürgülü. Buradan da geçebiliriz. O zaman şuradaki kapıdan gitmek zorundayız sanırım. Ya da artık buna kapı mı denir, buna ne denir, bu asansöre mi atladım? Ya şuradan da canın gitmez ya. Koskoca dedektifsin anasını satayım ya. Ne tatlı canım varmış, pü karakterine tüküreyim ya. Allah Allah. Kedi kendi. O ne abi? Neresin? Bırak lan Amanda'yı. Hayatın onun kararına bağlı. Abi. Başkasının hayatı bizim elimizde şu an. Ya zaten testere filmlerinde hep böyle olur ama. Sigorta. Sigorta buldum. Sigorta bir önceki odalardan birinde bana lazımdı. Geri mi dönmem gerekiyor yoksa buradan mı ilerlemem gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Ama o üşendiğim için buradan ilerlemeyi tercih etmek istiyorum derken tamam, buraya lazımmış sanırım. Sigortayı yerleştirdim. Buradan girdiğimde Allah'ın belası bir odayla karşı karşıyayım abi. Çakmak bu kadar mı yanıyorsun gerçekten? Ne kadar ilginç bir oda lan bu. Şimdi burada C4'ler var bir sürü. Peki benim ne yapmam lazım? Evet.
Götümüz ayrıldı ya lan. İkiye ayrıldık anasını satayım. Fuse'u buraya yerleştirmeden şuradaki işaretler çıkmıyor. Demek ki bununla bir alakası var. Anladığım kadarıyla. Ha. Bunu böyle takip etsem desem sonu burada bitiyor. Ha. Ses bandını çalıştır. Anahtar parçalanır. Bazen sorunu tamamen farklı bir açıdan bakman gerekebilir. Abi şu kutuları falan mı açacağım acaba diyeceğim. O tarafa gidince patladım az önce. Ha bir dakika. Lan belanı vermesin senin ya. Siz konuşun orada boş boş, ben yapıyorum arkada. Şimdi bu da açılabiliyor. Bunların hepsi mi açılabiliyor lan? Aha bağlama kolu. Ne oldu lan? Bağlama kolu. Nereye kullanacağım lan? Ne oldu? Bağlama kolunu nereye kullanacağım peki ben? Ha bir yol açıldı. Bu zaten var mıydı? Patlamadan sonra mı açıldı? Eğer var da görmediysem yani gözüme tükürürüm, onu söyleyeyim de. Tiner. Amonyak. Bandaj. Beyzbol sopası. Tamam. Sanırım geriye dönmem gerekiyor. Oo. Geriye mi dönmem gerekiyor, aşağıdan mı gideceğim? Sanırım aşağıdan gitmem lazım ve burada bizi bekleyen misafirler. Ne bakıyor? Öyle bir bakış mı var lan? Sana ne dedim ben? Düşmanların üstüne mi saldın? Kayıt noktası, tam doğru gelmişim abi. Aşağıdan gidecekmişiz. Yaklaşma sakın. Oğlum şizofren misin? Git git başımdan lan. Seni kovalayan ben değilim. Seni de mi testere kaçırdı? Aha ses bandını çalıştırdım. Tamam. Dediğim gibi abi, sadece kendi oyunumuzla başa çıkmıyoruz şu an. Aynı zamanda bize karşıt, bize rakip olarak adamlara da verilen görevler bizi öldürmelerine işaret olan bir görev. Dolayısıyla başımız gerçekten büyük bir belada, bunu söyleyeyim. Yine de bize söker mi sökmez. Neden? Çünkü dedektifiz ve elimizde bir beyzbol sopası var abi. Karşıya sanırım, karşıya geçmemizin yolu olmalı. Allevi yok, beyzbol sopası daha iyi. Ya birazdan saldırıya uğrayacağım, o belli. Bu arada evet, geri dönüyormuşum, bu yolu hatırladım. Senin ananı! Shift 3. Yapamadım lan. Bir daha yapamıyor muyum peki? Sessiz ol. Sen artık bir ölüsün. Ben bağlama kolun şeyi buraya mı koyacağım? Evet. Hareket et, döndür, çık. Ha. Bayılırım abi böyle göt oyunlarına. Ne oldu? O da yeşillendi. Bunların hepsini yeşil yakmaya çalışıyoruz. Bağlantı noktaları kurarak. Anladım. Çok güzel. Seni de döndürdüğümüz zaman diyeceğim ki seni döndüremedik. Aa tam yaptım. Çok güzel. Bala götü. Sonuncuyu bala götü yaptım valla. Çok güzel. Orayı da açtık. Kapı sürgülü, tamam.
Bize şu an açılan geçit önemli bir geçit. Çivi. Tamam, sanırım bir yine bir tuzaklı kapı var. Yani şeyli, şifre gerektiren bir kapı var sanırım. Basamıyordum. Telefon arayamıyor muyum? Rıza Baba ve ekibini istiyorum. Aha. Bir dakika, hemen bir diğer yola bakmam lazım. Ardından o kapıyı kıracağım. Diğer yolda bir şey var mı? Yok. Hemen duvarımızı kırıyoruz. Duvar kırarken beyzbol sopasının gücü sanırım gitmiyor. Evet, gitseydi biraz haksızlık olabilirdi bize. Ama gitmemesi saçma. Ne yalan söyleyeyim. Araştırmaya gerek var mı burayı? Yok. Bir an... Bir şey bulamadım. Bir an Resident Evil'daki evde gibiyim sanki şu an. Orayı da bir andırmıyor değil. Kayıt noktası çok güzel. Doğru yoldan ilerliyoruz. Ama artık... Ne oldu abi? Allah'ım. Kapıların önümüzü var ya. Kapıların kırmasını engelleyebilirsin. Ben ne yapacağım? Ha, buradan mı gideceğim? Geldiğim yer değil değil mi bura derken? Kapı sürgülü. Kapı sürgülü. Lan ne oldu? Ses bandını çalıştır. Koruyamadığın ortağının rozeti var Sing'in yani. Korumasının kadından ise onu kurtaracak anahtar bulunuyor. Kadın nasıl mı yazmadım? Ha. Anladım. Sing kardeşim. RIP, rest in peace. Kapım açıldı. Bana acele et falan mı dedi o? Hemen gitmem gerekiyor yani, loot yapmaya fırsatım yok mu acaba? Amanda bekle kız. Ben seni severdim. Ne oluyor, bura nereye? Abi ben çok yanlış geldim, hemen gideyim. Abi bir dakika sürem var ve şifreyi çözmem lazım. Şifreyi nasıl çözeceğim? Lan ne sigortası? Seri şifre ver kardeşim. Ben bunları araştırıyorum mu? Araştırarak mı bulacağım şifreyi? 40 saniyem kaldı. Lan. Bir şey bulunamadı, bir şey bulunamadı. Anam bulunamadı. Abi bir yerde yazıyor mu şifre falan, ben görmüyorum. Lütfen ölmek istemiyorum. Bombada falan mı yazıyor acaba? Hayır. Taktım. Ne oldu şimdi? Aha! 579. 579! Hadi! Ben altıma sıçtım, onu bir temizleyeyim geleyim ya. Bir 2-3 dakika bekleyin, onu ben bir temizleyeyim geleyim. Ameliyathane anahtarı. Ya kardeşim! Oha! What the fuck? Abi pik geldi ya. Ulan hiç beklemiyordum ki ben bunu. Biz çok az olsa yakalandık. Baştan alsak burayı. Abi bu hiç iyi olmadı şu an. Ha. Bir dakika. Beni buraya mı saldı oyun acaba? Yoksa bir anı mı hatırladım? Ben korktum ya açıkçası. Acaba tekrar mı tuzağa falan giriyoruz diye bir korkmadım değil. Hayatımı Jigsaw'dan kurtulan konuştu. Hayatımı kurtardı. Dün sabah belediye binasında Amanda Young'un ağzından dökülen ilk kelimeler bunlar oldu. Bir polisin basın sözcüsü davayla ilgili daha fazla bilgi verilmemesi için Young'u uyardı. Fakat Young'un Lan ağzım yapıştı. Young'un bu zor zamanları konuşmasına da izin verdi. Zaten Muhammed'in de biliyorsunuz ki... Tamam, şurayı bir okuyalım. Anlatmadan da var. Uyuşturucu var. Drugs, the cutting, none of it. Ona çok girme de. Onu geçiştir. Hayatını...
çok kısa hemen spoiler vereceğim arkadaşlar, geçebilirsiniz. Amin de biliyorsunuz ki filmin yani kurbanıydı, testerenin kurbanıydı uyuşturucu kullandığı için. Testere reis onun hayatını bağışlayıp ona şükrettirmek için böyle bir tuzak hazırlıyor ona, hani uyuşturucuyu bırakması için. Fakat ardından kız onda bir baba sevgisi bulup onun yanında kalmayı tercih ediyor. İkinci bölümde falan filan zaten biliyorsunuzdur filmi izleyenler varsa. Eğer eksik veya yanlış bir bilgi verdiysem de kusura bakmayın. 7 bölüm arka arkaya izlediğimiz için ekiple beraber bölümler karışabiliyor. Hemencik. Aha, vallahi buldum abi. Amin dayı buldum. Hadi bakalım bunu nasıl kurtaracağız. Kızım ben seni dizide... Dilimi ısırdım. Ben seni filmde seviyordum lan. Vallahi seviyordum. Nefes alamıyorum. Beni çıkar bu şeyden. İnşallah, inşallah. Oyunumuz ne? Hadi bakalım. Bir oyun oynayacağız. Ama dersini unutmuşsun. Evet. Şimdi bu yine hayatını kurtaracak. Ay. Çıkma sağ. Evet, anlatırdım. Tek kurtucu mafyonun oyunu. Helal dedektif. Abi bana da enjekte ettiler. Yanlış şey yaparsak. Şimdi... Panzehir hangisiydi? Abi Amenda'nın Allah belasını verdi. Tam olarak ne yapmam gerektiğini anlamadım şu an. Amenda'm, çok özür dilerim ama ben... Ne yapmam gerek... Abi Amenda'yı kaybettik galiba arkadaşlar. Amenda'nın fotokopisini çektiler. Öyle çok da şey yapmamak lazım şimdi ya baktığın zaman. Hala bir kalp atışı var gibi, bir şey yapamaz mıyız reis? Reis sen bana bir daha anlat onu. Benim beynim tam olarak almadı çünkü. Bir daha bakmam lazım. Öl ya da yaşa Amenda. Şimdi anladığım kadarıyla... Buradaki borular az önce dönmüştü hatırlarsanız. Kırmızıları sola, mavileri de sağa yerleştirmem gerekecek. Böylece toksinleri karıştırmamış olacağım. Eğer karıştırırsam az önce Allah'ın belası, Allah belamızı verdiği gibi sıkıntılı şeyler oluyor. Toksin, maviler, panzehir, kırmızılar. Tamam. Şimdi ilk bir rastgele atmam lazım ki bu şeyler nasıl dönüyor onu görmem lazım. Ne denir onlara? Borular diyeyim. İlk bir toksini saldım. Ha, tamam anladım. Nereden girdiyse o taraftaki kısım ağırlık yaparak dönüyor. Tamam. Kırmızıyı salarsam ilk borumuz aşağı doğru dönecek. İkinci boru diğer tarafa gidecek. Öbürüne baskı yapıp o da en sol alttaki yeri kırmızı bırakacak. Yanlış yapmadıysam eğer. Tamam abi. Tamam anlamışım. Tamam güzel anlamışım. Şimdi tekrar mavi yapmam gerekiyor. Sanırım. Bir dakika onu anlayacağız. Mavi bırakırsam eğer buna düşer. Buna düşer. Bu da buna düşer. Tamam. En sağ alta mavi gitmesi gerekiyor şu an. Çok güzelsin abi. Kırmızı bırakırsam buna düşer. Ve buna düşer. Tamam. Kırmızı ortaya düşmesi gerekiyor. Süpersin sen. Mavi bırakırsam aynı şekil ortaya düşer. Kırmızı bırakırsam tekrar en sol alta düşmesi lazım. Sen süpersin. Mavi bırakırsam yine aynı şekilde en sağ alta düşmesi lazım. Kırmızı bırakırsam tekrardan sol ortaya. Mavi bırakırsam sağ ortaya.
Ben bir kırmızı bir mavi mi gidiyorum şu an? Kral beni niye uğraştırıyorsun o zaman? Kral bir kırmızı bir mavi gidiyormuşuz. Alo. Ne oldu? İlk şeyi mi doldurdum? Ha, yenilendi mi? Tekrar mavi. En sağ alta düşecek. Lan! Ha, onları doldurmam mı gerekiyor? Kırmızı. Mavi. Wow, iki tane bıraktı. Süper. Bir kırmızı bir mavi gidiyoruz ya, şu an biraz ezbere yapıyorum. Sanırım çünkü hızlı olmam mı gerekiyor bilmiyorum. Ama bir kırmızı bir mavi gidiyormuşuz, ben bunu anladım yani şu an. Amende yaşayacaksın. Oh. Akşam ne yapıyorsun? İşin var mı Amende? Eğer ki bana falan saldırırsan, bak. Bak şimdiden söylüyorum. Kafana vura vura öldürürüm, yemin ediyorum bak seni. Look, we have to play by his rules. I saw him. I saw him. Who is he? What did he look like? Ata benziyor, insan amına koyayım. I just nearly died. We're all here because of you, detective. Senin yüzünden buradayız. Suçu bana attığına göre abi burada, bu zilli bana bir salladığına göre bir takım ileriki bölümlerde sıkıntılar çıkarabilir diye düşünüyorum. Bu her şeyi biliyor şu an, tecrübeli bir ablamız yani. Kapılar yönlendiriyor. İlk filmi hatırladım ya. Bravo ya! Dedektif olduğunun şeyini şimdi mi anladın? Bizi izliyor. Clearly I failed the test though. That's why he brought me back here and with a fucking cop no less. Just be sure of this. Evet, onu biliyoruz, onu anladık da zaten aynı zamanda. Aç. Nereden konuşuyorsun lan? Abi bu Amende'ye bir şifre verdi, fark ettiniz mi? Gözünün kulağını aç dedi abi. Gözünün kulağını aç dedi abi. Çivi sağlık şırıngası. Abi arkadan enseme ne yapıyorsun da gavat diye vuracak gibi durmuyor mu sizce de? Ben çok korkuyorum şu an Amende'den gerçekten. Ya yine spoiler vereceğim, kusura bakmayın, ileri sarabilirsiniz. İlk bölümde biliyorsunuz ki Amende aslında testerenin yardımcısıymış, işte bu tuzaktan kurtulup tekrar çağrılıyor. Fakat testereye yardım etmek için çağrılıyor gibi bir şey, her ne kadar iğnelerle hasar alsa da. Yani Amende ile maceralarımız başlıyor diyebiliriz arkadaşlar ve ben buna hiç güvenmiyorum. Bu bölümümüzü burada bitirelim. Action'lı güzel, hoş bir bölümdü. Ben yine çok keyif aldım. Seriye tam gaz devam etmek de istiyorum sizlerin yorumları sayesinde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.